Amerika çok büyük ülke. Buradan İngiltere gibi 4-3 saat dilimi kullanılır. Doğu saati, orta saat, batı saati Amerika'da. Birine bir de buluşalım, hangi bir? Doğu biri mi? Efendim orta zaman Central Time yoksa Pacific Time en batıdaki. Adaları da iştirak ettirirsek, Amerika'ya bağlı adaları, 4-5 dilim çok büyük bir ülke. Buradan İngiltere'ye kadar bölgeleri için alan 300 milyon. Şimdi kısa kesmek istiyorum. 8 milyon civarında Müslüman var. Dünyanın her yerinden gelmiş her tip Müslüman orada, Amerika'da. Yerlisi var, siyahı var, beyazı var. Her yerden gelmiş Müslüman. Amerika'nın dış siyaseti çok farklıdır. Yani çok soru olabilir. Onlara suali mukaddereye cevap. Çok farklıdır. Yani Amerika'nın dış siyaseti çok iyi öğrendiğimizi zannediyorum. Tanıdığım Amerika'yı zannediyorum. Öyle inanıyorum. Amerika'nın dış siyaseti Yahudi menfaatine göredir. Corporations dedikleri korporasyon, şirketler manasına geliyor. Onların güdümündedir. Para, para, para. Yani Irak'a gitmede petrol, para. Suriye'de para. Ya Yahudi menfaati yahut para menfaati, ikisi beraber çalışır. Ona göre hareket eder Amerika dış siyasetinde. İç siyaset çok farklıdır. İç siyaset tam bir din hürriyeti işte. Anadolu köylüsü gibidir. Ben Dallas, Texas bölgesinde yaşadım. Köye gidersiniz, hello, merhaba dersiniz. Sizi misafir eder, konuşur, çay ikram eder. Neresi Türkiye filan deyince bilmez. 60 sene, 60 yaşına, 70 yaşına girmiş kovboy, 30 kilometre uzaktaki şehire ömründe inmemiş olabilir. Bu, yani böyle bir insan türü Amerika'da. Ve hele çok yumuşak, İslami bakımdan Amerikan Hristiyanlığı, Protestan Hristiyanlığıdır. Yani Ortodoks değildir, Katolikler çok az var, değildir. Amerika Protestanlar, WASP dedikleri beyaz Avrupa'dan din hürriyeti, din baskısından dolayı Amerika'ya kaçmış, gitmiş 300 sene, 200 sene, 250 sene için kaçmış, gitmiş. Dinime karışma, istediğimi yapayım diyen Protestan Hristiyanlığı, Katolik değil. Çok farklı. Biz bilmiyoruz, ben bilmiyordum. Böyle bir şey bilmiyordum Amerika'nın öyle olduğunu. Orada gördüm. Protestan Hristiyanlığı seremonial, merasimi, merasim gibi. Kiliseye gitse bile yani yani kilisede gülme, konuşma vesaire, vaizler, güzel konuşma, konuşucu vaizler onları neşelendirir, çıkarlar. Yani işin dışında haftada gideceği bir tek yer var, o da kilise. Nereye gitsin? Yani kilise. Ve kilisede ahkamı yok Hristiyanlığının. Yani oruç tutacaksın, namaz kılacaksın, şöyle yapacaksın diye bir şey yok. Olmayınca Hazreti İsa sizin için Allah tarafından oğlu gönderilmiş, sizin için ona inanın kurtuldunuz. You believe in Jesus Christ, you are saved. Necata erdin. Bu. Yani Hristiyanlığın temel yapısı bu. Onun için Amerika'da siyahlara yapılan zulüm, kuzey ile güney arasındaki savaşlar, çok savaşlar vesaire, dolayısıyla din hürriyeti de böyle şey olduğu için Amerika bana göre İslam'a muhtaç ve hazır. Avrupa gibi değildir, karıştırmayın. Allah Allah. Avrupa, Fransa,
Kuzey Afrika'da çocuklarını kaybettiği için siviller, devlet adamları değil, ordu mensubu değil, bir Müslümanlar hakkında fikir sahibidir ve kızgınlığı vardır. Bilmem İngilizler müstemlekeci olduğu için bir savaşlar olmuştur Hindistan'da, şurada, burada. Onun için onlara Müslümanları tanıyor. Batı Osmanlı'yı ile karşılaştığı için bir ön yargısı var. Yani Müslümanlar şöyle olur, böyle olur diyor. Bir düşmanlığı var. Amerika'nın öyle bir şeyi yok. Amerika müstemlekeci değil. Avrupa'dan yerini, yurdunu bırakıp din hürriyeti baskı yapmayın. Katolikler çünkü onlara baskı yapmışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Katolik yani Hristiyanlık tarihini pek bilmiyoruz. Onun için bırakın yakamızı diye Amerika'ya kendilerini sallarla mallarla atan, orada din hürriyeti bırak karışma bana diyen, müstemlekeci de olmadığı için hele bu 11 Eylül'den evvel Müslümanlara karşı hiçbir ön yargısı olmadığı için welcoming. Buyurun gel, kimsin nesin, oturalım konuşalım böyle. Ve kendileri de Hristiyanlara fazla bağlı olmadığı için Allah Allah, Hazreti İsa'ya siz de inanıyor musunuz? Meryem validemiz Kur'an'da mı geçiyor? Allah Allah, nasıl olur, bize böyle demediler. Ya demediler. Bir örnek vereyim. Kızım Merve ile beraber bir yere, Dallas'ın 35-40 mil yakınında bir yere, birine gitmiştik. O da bizi, ya gelmişken şuraya gidelim filan diyor. Gidelim, nereye gideceğiz? O meğer kamp. 4-5 gün Hristiyanlar kamp yeriymiş orası. Biz de aralarına düştük. 5 tane bishop vardı. 4 tane bishop vardı. 5 değil 4 tane bishop vardı. Bishop vilayet müftüsü gibi. Mesela bir Katolik bishop, Dallas'ın Katolik bishop'i bana dedi ki bizim kayıtlı, biliyorsunuz kiliseler kayıtlıdır. Bizim camilerin kayıtlı numarası yok, derneğin mensupları var kayıtlı. Cami cemaatinin defteri bir şey yok. Ama Hristiyanlık da öyle değil. Hristiyanlık daha kayıtlıdır, numarası var, adresi var. Maaşından %15, %10, %15 otomatik kesilir. Evet. Yani Müslümanların da o yola mı gitmesi lazım Amerika'da bilhassa? Yani düşünülür. Neyse. Dedi ki 834 yahut 840 küsür bin mensubum var benim bugün. Katolik bishop. Ve 2-3 tane üniversite onun emrinde. 35-40 tane lise, Katolik lisesi onun emrinde. Öyle bir bishop demek o demek. Bishop, bishop diyorlar ama bishop. Vilayet müftüsü gibi, eyalet müftüsü gibi bir şey. Şimdi 4 tane şey dolu. Neyse bana söz verdiler. Ben bir iki şey söyledim. Hazreti İsa'ya inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçer. Meryem validemiz açı geçer. Meryem validemizi severiz. Vesaire vesaire. Sonra tabii başörtülü filan bir başkası kızım olduğu için o da biraz konuştu. Yani neredeyse akşama kadar bizi orada bırakmadılar. Hüsnü niyetle etrafımızı bırakmadılar ve dediler ki bir hanım dedi ki ben ilk defa bir Müslüman insan görüyorum. Allah Allah, o da papazmış. Hanım bazı mezhepler hanımları papaz yapıyor. Amerika'da var. Katolikler kabul etmiyor, öbürlerinde var. Dedi ki ben dedi ilk defa bir ve şaştım kaldım dedi, yani böyle bir bilgiyi biz kimse söylemedi bize, yani çok memnun kaldı. Ben dedi hiçbir tane dedi, yani televizyonda şurada burada gördüm ama yani hakiki gerçek insan Müslümanla ilk defa karşılaşıyorum. Allah Allah, nasıl olur filan, yani biz zannediyoruz herkes bizi. Biz biliyor, Müslümanları biliyor zannediyor. O dedi ki ben dedi köy papazıyım. Bu köyden öbür köye, bu köyden öbür köye, bu köyden öbür köye. Gezici vaiz. Orada onların da var gezici vaiz gibi. Evet vaiz gibi. Hulasa şunu yani uzatmak istemiyorum. Son derece böyle hüsnü kabul. Dallas'ın etrafında 35 tane
hapishane var. Yani çok sıkı, maximum security, minimum security, bilmem children, çocuklar için, hanımlar için filan. Şimdi oraya ben gelmek istiyorum, geliyorum diye önceden müracaat edip işte bir iki tezkiye, yani clearance diyorlar, ondan suçlu değilsin, bir şey değilsin, adli şeyden geçtikten sonra oraya gittiğiniz zaman buraya bir Müslüman din adamı gelecek, gardiyan. Onun için şu saatte ilk yazılanlardan 150 kişi onu dinleyebilir diye ilan ettiği zaman 400, 500, 1000 kişi oraya müracaat ediyor. Ama yani salon şey olduğu için güvenlik bakımından hepsini kabul edemiyorlar. Oraya gidiyorsunuz. Anlatıyorsunuz İslamiyet'i. Ya bu başımıza her gün gelen şey, yani her hafta gelen şeyden bahsediyorum. Ya 10 kişi birden Müslüman olmak istiyor. Ya siz şaşırıyorsunuz, yani anladık ama siz hapistesin filan, yani ne yapalım, yani yani la ilahe illallah da söylüyor Muhammedur Resulullah. Namaz diyorsunuz ki öğlen namazı oldu yahut ikindi namazı oldu, burada bir namaz kılacağız. Müslüman olanlar abdestleri varsa yoksa alsınlar, şurada namaz kılacağız. Yani oradakilerin tamamı olmak katılabilir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya ne yapalım bu adamlara, yani bu kadar da, yani bu kadar birden Müslüman oluyorum. Müslüman olun bakalım filan, yani yani olmayın denmiyor. Olun deyince yani onlara işte isimlerini yazmak lazım, hiç olmasa ilgilenmek lazım değil mi? Yüzüstü bırakıp gitmek, kitap göndermek lazım. Sonradan tekrar şey yapmak lazım. Yani İlgi biraz lazım. Sorumluluk. Yani var, sevinelim ama bu da biraz fazla too much. İngilizcesi too much yani. Hulasa böyle bir şey bir yer Amerika. Ben Amerika'ya Türk Diyanetinin, Türk münevverinin niye ilgi duymadığını hep hayıflanırım. Ben yani kuzeyde, New Jersey'de, New York bölgesinde, Amerika çok büyük dedik ya, en güneyinden en kuzeyine 3,5 saat uçakla, en doğusundan en batısına 3,5-4 saat uçakla, büyük ülke. Orada efendim Chicago'da Arnavutlar var, efendim bazı Türkler var, oraya bir din adamı gitmiş yahut bir Süleymancı arkadaş Ebu Zer oralarda filan, burada da ahbabı var, Mısır'da da biraz okumuş filan, yani böyle o da Arnavut olduğu için Arnavutlar ona sahip çıkmış, yani bir iki yer hariç. Ondan sonra din müşaviri var sefarette, yani kravatlı filan. Tabii ona diyorlar ki fazla yüz vermeyeceksin, bunlar aşırı olabilir, öbürü bilmem ne olabilir. Yani sefarette çalışan insanlara böyle duracaksın, karşındaki konuşun, hı demeyeceksin. Çünkü hı demek o rapor eder, der ki yani söyledim, kabul etti der, yukarıya rapor eder. Yani dışlarında bir, dışlarıyla ilgili bir işte görev yaptığımız zaman hı deme, hayır da deme, böyle dinle. Çünkü hı dersin, evet manasına gelir. O şimdi öbür devletin bilmem nenin adamıdır. Oraya rapor eder. Filanla ben görüştüğüm zaman hı dedi. Hadi bu iş çıkar. Söz verdiniz yapmadınız olur sonradan. Yani böyle şeyler. Yani diplomasi böyle yarım münafıklık gibi bir şey. Efendim artistlik gibi bir şeydir. Zaten biri bir sefir bir hatıratını yazdı. Dedi ki ben gençliğimde şey olmak istemiştim, aktör. Ama pek fark etmedi. Dış sefir oldum. Sefir. Çünkü aynı şey. Yukarısı sana, devlet sana bir şey söylüyor. Sen ona inanamıyorsun ama gidiyorsun oradaki adamlara diyorsun ki yok böyle olacak. Adam diyor ki ya geçen gün seninle beraber konuşurken öyle bir işaret vermedin. O gayri resmiydi benim münasebetim. Şimdi resmi. Yani bir şey fark etmedi diyor. Bir şey fark etmedi onun gibi. Yani tabii o da, o arkadaşımız da
dava toplantıları oluyor, efendim bu tip kuruluşlar oluyor. Amerika'da en büyük, yani onu tamamlayayım. Ben isterim ki, şimdi tabii bir kültür merkezi açılıyor orada, kuzeyde. Ondan sonra İmam Hatip Okulu var, şey filan, yani bir gayret var şimdi. Tabii Tayyip Erdoğan'ın geldi oraya, o vesileyle de çok iyi şeyler olacak. Fakat ben diyorum ki, Türkiye'deki bu nesil Amerika'da yerli din alimi yetiştirecek. Din subayı, Amerikan ordusunun hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, deniz piyadelerinde, her yerde büyük ihtiyaç var din subayı. Muslim Chaplain diyorlar. Ben onların tezkiye yahut imtihan komisyonundaydım Amerika'da müracaat edenlerin. Yani Amerikan ordusunda şey var, din subayı, generalliği var, onun altında emir var ve Müslüman da var orada. Onlar bekliyor. Bekliyor. Yani orada yerli doğan Müslüman çocuklar var. Müslümanlığı kabul eden çocuk, onları yetiştirecek. Ben Amerika'da Celal kardeşimiz, başkaları da vardır burada, gördük. Güzel kıraatı olan arkadaşlar muhakkak vardır. Ben Amerika'da Pakistanlılar çok, Bangladeşli, Pakistanlı çok hoş insanlar, ahbaplar. Ama Kuzey Afrika'dan, her yerden yani Müslümanlarla karşılaştım. Doğru dürüst Kur'an-ı Kerim okuyan, hele Türk tipi, biraz makam bir şey falan adam görmedim. Yok öyle bir şey, yok. Onlardan yok öyle bir şey. Mısırlılar var. Ezheri gelir, o hırsları kuvvetlidir. Hatimle Ramazan'da gelirler, hatimle namaz kıldırırlar. Makam yapmazlar. Nadiren. Onlar arasında biraz Türk tipi makamları bilenler, ben bir tanesine mi iki tanesine mi ne rastladım? 26 sene orada. Amerika'daki yani Müslümanlar güçlü, güzel, kıraatı olan hafız yetiştirecek orada. Tabii buralara gelirler giderler. Benim bu hususta bir tecrübem var. 5 tane hafız, yani 5 değil 20 kadar. 12'si 13'ü kız, kalanı şey, hafız talebelerimiz oldu. Yani çok başarılılar. Orada doğmuşlar, orada büyümüşler. Aksanı yok, mükemmel İngilizce konuşuyor. Efendim bir göreve, bir dinler arası toplantıya bir yere gönderdiğin zaman şakır 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 orada konuşuyor. Doğru söylüyor, güzel anlatıyor. Kur'an okuduğu zaman herkes şaşıp kalıyor. Şaşıp kalıyor. Yani o vesileyle Türk ilim ve irfanının Amerika'daki Müslümanların ve başkalarının Türk ilim ve irfanına ihtiyacı var. Ama orada onları yetiştirecek bir okul, bir şey yok. Amerikan silahlı kuvvetlerine de girecek din subayı yahut din adamı çok açık var. Girseler çok faydalı olur. Müslümanlığı kabul etmeye amade çok insan var. Dedim dahil de şey öyledir. Ondan sonra hapishanelerde din görevlileri var. Çok açık var. Ama Amerikan vatandaşı olmak lazım. İngilizce bilmek lazım. Türkiye, yani Avrupa'ya burnumuzu takmışız bana sorarsanız. Avrupa ile mücadele falan yapıyoruz. Orada Türkler, mürkler falan, yani uğraşıyoruz. Ama Amerika'daki çok büyük bir imkana hiçbir katkımız yok. Türkiye'nin katkısı yok. Halbuki Amerika Türkiye'nin ilmine ve irfanına, yani Vahabilik gibi, Selefilik gibi, tebliğcilik gibi, onlar başladılar orada şimdi kuruluş yapmaya. O vesileyle Amerika'da bitireyim. Amerika'da 3 tane kuruluşu ben vesile oldum. Biri Kur'an Akademisi diye
ilkokul, ortaokul, lise, devletin tanıdığı özel okul ama yüzde ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de %50-55 Kur'an Arapçası, hafızlık, kıraat, kalan %40-45 devlet dersleri, kültür dersleri, öbür dersler ama İslamlaştırılarak. O ne demek? Hoca fiziği anlatacak, kimyayı anlatacak. Zaten devletin kitaplarını kullanıyorlar. Devlet okullarındaki kitapları kullanıyorlar. En sonunda hoca tahtaya o nebatatla ilgiliyse, güneşle ilgiliyse, efendim astronomi ise ayeti ana harfleriyle yazacak. Leşşemsü yenbeği leha en tüdrikel kamer ve lelleylü sabikun nehar kullun fî felekin yesbehûn yazacak. Talebe onu bilecek. Çünkü her şey Kur'an'a, her şey dine, her şey metne, fıkha dayalı olacak. Sünnete, hadise dayalı olacak. Onun için böyle bir okul kurduk. Oradan mezun olanlar var. Şimdi doktoralarını yapıyor. Kız erkek, şaheser, iftihar ediyoruz. Ama yüksek kolej, üniversite seviyesinde Suffe İslamik Semineri diye seminer, din adamı yetiştiren yüksek öğretim kurumu demektir Batı dillerinde. Suffe İslam Semineri diye bir kuruluş kurdum. Orada da yani tefsir, hadis, fıkıh ama orada takrir Arapça olsun dedik. İşte bir yere kadar ben götürdüm. Ondan sonra da inşallah yürür gider. Ama bir şey daha, demek ki iki müessese. Tabii isterim Suffe İslam Seminerini Türkiye, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, Türkiye'deki İlim Yeme Derneği, İlim Yeme Cemiyeti, başkası bir kuruluş sahip çıksın. Sahip çıksın. Bilgi verme bende mevcut ama kendi gitsin yapsın, yol göstermek mümkün. Fazlasını yaşımız dolayısıyla söz veremeyiz ama biri yapsın. Türk ilim ve irfanının Amerika'daki, Amerika'nın ve dünyanın ihtiyacı var. Ama kim götürecek onları? Kim götürecek? Kim? Yani orada değilsen, sen burada ötüp durmakta bir mana yok. Orada olacaksın, orada bulunacaksın, orada yürüyeceksin ki görsünler. Görsünler, ooo demek ki böyle bir şey varmış desinler. İlgi duysunlar. Sonuncu kuruluşta Şeriat Mahkemesi. Türkiye'de benim hukukçu yönüm var. Türkiye'de bu mümkün değil, mümkün değildi. Orada da uğraştık. İlk defa Amerikan tarihinde Islamic Tribunal. Tribunal arkadaşlar dediler ki şeriat kelimesini kullanmayalım falan. Ben ısrar ettim ama peki hadi bakalım siz, madem ki siz öyle istiyorsunuz. Tribunal demek mahkeme demektir. İslam mahkemesi, şahıslar geliyor, devlet müseccel, teşkilli, yani devlet tanıyor, şahıslar geliyor, müracaat ediyorlar, hakimler var, Müslüman din adamları, Türk yok aralarında maalesef, benden başka, oradan üç kişi, biri birini seçiyor, onlar üçüncüsünü seçiyor. Onlar dinliyorlar, şahitleri dinliyorlar, zabıtları yapıyorlar. Aynı Amerikan mahkemeleri gibi çalışıyorlar zabıtları. Ondan sonra karar veriyorlar. Taraflar biz şeriata göre, dine göre, İslam'a göre verilecek kararı kabul ediyoruz diyorlar. Bu Amerikan sistemi bunu kabul ediyor. Niçin kabul ediyor? Çünkü mahkemeler çok pahalı. Bir avukat 15.000-20.000, bir boşanma, öbür tarafta 15.000-20.000, masrafları filan, onun psikoloğu var, onun şahidinin getirilmesi var, expert witness dedikleri ehli vukuf var, onların paraları filan, yani 40-50.000, 60.000, 70.000 dolar. Ama bu
100 lira, 200 lira, 300 lira eğer parası yoksa zaten hayır onun parasını bir miktar parasını verecek hayır kurumları var Müslüman hayır kurumları yani bedava. Amerikan sisteminde jüri sistemidir mahkemeler ceza bile ceza hukuku hani en sert en böyle eğilip bükülmeyecek daldır hukukta ceza hukukunda bile biri suç işledi mi savcı suçluyu karşısına alır. Savcıya demişlerdir ki bak bütçe çok az 50 bin 60 bin 70 bin gider bu mahkemeye yani aylarca jürini seçimi onların şahitlerin dinlenmesi filan malmaz. Onun için ona derler ki aman tasarruf. Savcı suçluyu karşısına alır. Der ki bak şimdi dava açıyorum senin hakkında. Yanında da avukatı var. Senin hakkında dava açıyorum. Ve ben 20 seneden başlayacağım. Jürinin karşısına çıkacak. Sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum ama yani jüri neye karar verirse o. Bununla mıcım yok. Anlıyorsun değil mi? Heh. Avukat sen de anlat ona. Eğer suçunu kabul edersen yaptım dersen şu kağıdı imza et. 7 yılla bu işi kurtaralım. 7 yıl. Ben de uğraşmayayım çünkü masraf edilmesin. Ben de uğraşmayayım sen de uğraşma. Şimdi o hukukçuya danışır avukat der ki vallahi bu kimin seçileceği belli değil. Jürinin bak eskiden böyleydi bilmem ne şöyleydi böyleydi. O hülasa onun da nasihatini alır. Yani şunu demek istiyorum. Ceza hukukunda bile anlaşma vardır. Jüri sistemi değişik sistem. Hmm. Türkiye gibi değil. Ben hukukçu yönüm var. Baroya kayıtlıyım. Tahkim yani efendim. Tahkimi öne getiriyor şimdi. Tahkim diyorlar. Tahkime benzer. Evet. Tahkim gibi. Tahkim sistemi. Arbitration tabii. Arbitration evet. Diyorlar. Tahkim sistemi uluslararası İngiltere'de onun üzerinde çok çalıştım. İngiltere'de büyük bir kuruluş var. Vapurlar bilmem neler efendim maritime deniz hukuku ve birçok şeyleri tahkime giderler. Çünkü aksi takdirde mahkeme aylarca senelerce sürecek bir türlü çözülmez. Herkes tahkime gider, öyle çözerler. Türkiye'de efendim, bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Var, böyle bir şey başlamış. Ben şey yapıyorum. Abi. Kasım ayının son perşembesi Amerikalılar, yani Avrupalılar New York'a iniyorlar ve secde yapıyorlar. Ve o günü Amerika'da, dünyada din özgürlüğü günü kabul ediyorlar. Amerika'da. Onunla ilgili bir şeyiniz var mıdır? Ben tabii bu özel olarak bir şey bilmiyorum ama Thanksgiving Day diye bir şey var. Allah'a şükür. Şükran günü olarak söylüyorum. Allah'a şükran günü. Evet. Ve dünyada Dallas benim bulunduğum yerde bulunduğumuz yerde Thanksgiving Square var. Ve ben ilk gittiğim hafta oraya aza oldum. Hala aza sayılırım. Peter Stewart oranın kurucusu. Güzel bir adam yani Hristiyan tabii çok güzel bir adam ve dünyada tek merkez o bir de şeyde var İskoçya'da bir yerde bir yere şubesi var o kadar şükran günü ve ama şükran gününde bir de hindiyi keserler işte orada hindi görmüşler hindiyi keserler o da ayrı bir şey Amerikalıların şükran günü Thanksgiving Day. Senede en mühim günlerden biridir Amerikalılar için. Aileler toplanır, hindi yaparlar, pişirirler, efendim yerler ve şükrederler. O var, var.